Saygıdeğer Hozat halkı ve çok kıymetli misafirler. Ayrıca bizleri sevincimizde, tasamızda yalnız bırakmayan çok mütevazi sanatçı dostlar, yurtseverler. Hepiniz 9. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne hoş geldiniz. İlçemizde icra edilen bu festivalin tertip komitesinde ve organizasyonda emeği geçen ve büyük katkıları olan Hozat Belediye Başkanı Sayın Cevdet Konar'a, belediye meclis üyelerine ve tüm belediye çalışanlarına, ayrıca Kalan Müzik sahibi Sayın Hasan Saltı'a, İber Müzik sahibi Sayın İbrahim Yılmaz'a, İstanbul Hozat Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ve Tunceli Dernekleri Federasyonu'na çok çok teşekkür ediyor. Bu coşkulu halk kitlesini bir araya getirip kaynaştırdığınız için hepinize sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyor. Sağ olun, var olun diyoruz. Değerli arkadaşlar, her yıl icra edilen Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin yöremize sağlamış olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarla birlikte üzerinde durulması gereken gerçek bilimsel özünü teşkil eden ana tema tarih, kültür ve tabiat varlıklarımıza sahip çıkmak ve değerlerinin korunmasını sağlamaktır. Bu ana temaya eş değer olarak Munzur denince ilk akla gelen ve bu kültürle yaşamamıza endekslenip özdeşleşen Munzur Vadisi, Tunceli Ovacık arasında uzanan ve dünyada doğası tahrip edilmemiş, eşsiz tabiat varlıklarının bulunduğu 42 bin hektarlık bir alanı kapsayan bölgedir. Munzur Vadisi alanı doğa konumu nedeniyle 1971 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'nin ilk milli park alanı olarak ilan edilmiştir. Anayasanın tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili 63. maddesinde aynen şöyledir. Devlet, tarih, kültür, tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. Bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır. Hükmüyle doğa ve insan varlığının evrensel yaşamına esas olan bu temel kavramı anayasa güvencesine alınmıştır. Fakat her ne hikmetse bu anayasa hüküm güvencesine rağmen Munzur Vadisi Milli Park alanı ciddi bir tehdit altındadır. Çünkü varlığıyla özdeşleşip var olduğumuz Munzur Vadisi havzasında yıllardır 8 adet barajın yapılması için her türlü teknik etüt, plan ve proje hazırlanarak baraj sahası belirlenmiş ve neticede Kaletepe, Bozkaya, Harçik ve Akyayık barajları master planda oldu. Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 Tornova barajlarının ise ihalesi yapılarak uygulama aşamasında oldukları, ayrıca Mercan barajı ile Uzunçayır barajının ise tamamlanarak hizmet aşamasında oldukları yapılan araştırmalar neticesinde üzüntüyle tespit edilmiştir. Değerli arkadaşlar, Munzur Vadisi Havzası'nda yapılacak ve yapılmakta olan bu barajların yükselmesiyle birlikte Munzur Vadisi Milli Park alanı gibi doğa güzellikleri, bitki türü ve yaban hayatı da sular altına gömülüp gidecektir. Bu nedenle Munzur Vadisi Havzası'nda yapılacak bütün barajlara hayır diyoruz. Bu demokratik anayasal mücadelemizi demokratik kitle ve sivil toplum örgütleriyle beraber omuz omuza kitlesel bir dayanışma içerisinde yaparak halkın bu konuda daha duyarlı ve vakıf olabilmesi için çeşitli etkinlik ve kutlamalarda sürekli gündemde tutulmasını sağlamak Munzur'uma dokunma sloganıyla başlatılan bu mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde Munzur'la özdeşleşen doğa hayatıyla birlikte yöremize has bitki türü, yaban hayatı da sular altına gömülüp gidecektir. Değerli arkadaşlar, şu ana kadar yapılan bütün olumsuzluklara rağmen bu doğa ve kültür birlikteliğimizin yaşatılması ve korunması için mücadele eden, her yıl Munzur'una koşan bütün yürekli insanları
saygıyla selamlıyor. Perçinleşen bu sağduyulu kitlesel dayanışmaların Munzur'un kurtuluşuna ve özgürce akışına vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, ayrıca sizleri bir arada görmenin vermiş olduğu mutluluk heyecanı ve sevinciyle ilçemizde yaşanan gelişmelere ilişkin önemli bir konuya değinmek ve sizlerle paylaşmak, insanların kendini ifade etme özgürlüğü kapsamında bir vatandaşlık görevi olduğu düşünce ve kanısıyla şunu özellikle huzurunuzda belirtmek istiyorum. İnsan yaşamına katkı sunulan her türlü hizmetin kutsallığı kadar yapılan bu hizmetin bireysel değil halkın ortak çıkarları doğrultusunda birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yapılması evrensel insan yaşamının bir gereğidir. Tabii ki her türlü hizmetin kusursuz yapılabilmesi için maddi desteğin şart olduğu insan yaşamının doğasında var olan bir gerçektir. Bu imkanları yaratabilmiş olmak, gerekli bilgi ve beceriye sahip olmakla birlikte toplumun gerçek dokularını kavrayabilmiş olmakla mümkündür. Bu bilinç prensibi ve şeffaf belediyecilik anlayışından hareketle geriye dönük yaşanan 5 yıllık süreç içerisinde ilçemizde gözle görülür, modern bir ilçe görünüm tarzına yakışır, çok olumlu ve başarılı çalışmalar olmuştur. Bu güzel hizmetleri bizlere bahşederek azimli ve çalışkan, dürüst ve prensipli, açık ve net oluşuyla örnek bir davranış sergileyip gönlümüzde taht kuran çok değerli belediye başkanımız Sayın Cevdet Konak'ı onurlandırmak ve yeni bir hizmet aşkına teşvik etmek